SGK uzmanı Emin Yılmaz "Hayırlı olsun." diyerek açıkladı. Emekli maaşlarında büyük artış yapılacak. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarındaki büyük artışın yollarını açıkladı. Milyonlarca emeklinin Temmuz maaşı belli oldu. %24,73 oranında zam emekli için gerçekleşti. En düşük emekli maaşı ise 12.500 Türk Lirası olarak açıklandı. Ancak maaşların 20 bin Türk lirası üzerinde olan açlık sınırının altında olması tepkilere neden oldu. Özel'in Erdoğan'a emekli maaşı teklifini ise gündeme damga vurdu. Konuya dair SGK uzmanı Emin Yılmaz, Kamuson Haber muhabiri Süleyman Çay'a değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, kayıt dışını kayıt altına alabilir, tahsilatı yapılmayan primler alınabilir bu noktada SGK geliri artarsa maaşlarda artış yapılabilir, dedi. Yüksek enflasyon ile beraber hayat pahalılığı vatandaşı derinden etkiliyor. En çok etkilenen grup ise emekliler oldu. 10 bin Türk lirası maaş ile geçim sorunu yaşayan emekliler gözünü Temmuz zammına dikmişti. Ancak hükümet tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73, memur emeklilerine ise %19,31 oranında zam gerçekleştirildi. 20.000 TL'nin üzerinde olan açlık sınırı karşısında emekliler ise %24,73 oranında zamın bir işe yaramayacağını belirtti. Öyle ki bazı emeklilerin kök maaşının düşük olması sebebiyle maaşları 10.000 TL'de kaldı. En düşük emekli maaşı hükümet tarafından 12500 TL'ye çıkarıldı. Buna göre kök maaşı düşük olanların kalan tutarları hazine desteği ile ödendi. Pek çok emekli ise maaşlarının artması bekliyor. Bizde maaş artışına olanak verecek olan çözüm yollarını SGK uzmanı Emin Yılmaz'a sorduk. Yılmaz, KamuSon haber muhabiri Süleyman Çay'a açıklamalarda bulundu. Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı teklifi gelmişti. Özel, en düşük emekli maaşını 17.500 Türk lirası yapın. Bütün SGK borçlarını ödeyelim demişti. Yılmaz, SGK borçlarının kıstas alınmamasının altını çizerken, bu borçları ödeyelim de maaşlar, 17.500 Türk lirası olsun şeklinde kıstas olarak koymamamız gerekiyor, ifadelerini kullandı. Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu bir nebze kendi içerisinde özerk diyebiliriz. Bunun ile ilgili SGK çalışan ve işverenden prim kesintisi yapıyor. Daha sonrasında SGK bünyesinde bulunan emeklilere sağlık, ilaç kıstaslarına ödemeler yapıyor. SGK burada ekstra bir gelire sahip olduğunda otomatik olarak emeklilere daha fazla para verme kıstası olabilir dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Ocak ve Kim 2023 10 aylık toplam açığı ise 42 milyar 601 milyon Türk Lirası olarak hesaplanmıştı. Yılmaz, maaş artışı için SGK'nın açık vermemesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, SGK birçok yolda para elde edebilir, kayıt dışını kayıt altına alabilir, tahsilatı yapılmayan primler alınabilir. SGK geliri artarsa maaşlarda artış yapılabilir. SGK'nın bir yıl içinde toplanan prim az, harcanan kalemler fazla olursa açık verir. Buradaki açıkta hazine tarafından karşılanıyor. Bu sağlık, emekli maaşı ve sosyal destek anlamında olabilir şeklinde konuştu.